Herkese merhabalar, ben Sadık Ekim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en yoksul köylerinden bir tanesi olan Kamboçya'nın Kampong köyünü inceleyeceğim. Bu gördüğümüz bölgede ipek böcekçiliği, yani ipliklerden kumaş haline getiriyorlar. Tahtaları da kesip el oymacılığı yapıyorlar, kayaları kesip el oymacılığı yapıyorlar. Burada böyle sanat icra ediyorlar, hediyelik eşyalar için. Burada bir sistemi anlatıyorlar. Önce ipek böceklerini besliyorlar yapraklarda, ondan sonra kaynatıyorlar. Devam. En son dokuma yapıyorlar, bak abla bunu dokuyor. Abi bu ablanın yaptığı orijinalmiş. Orijinal halı dokuması yapıyor. Şöyle çekeyim ablayı da. Tamamen %100 koton diyor arkadaş. Şurada karşıdaki ağaçlardan topluyorlarmış. Karşıda gördüğünüz ağaçlardan. Burada makinelerle önce oyuyorlar. Ondan sonra el oymacılığına geliyor. Burası tamamen doğal. Doğal ürünlerin yapıldığı yer. Abi de burada sanatını icra ediyor. Burada yaklaşık 40 kişi çalışıyormuş. Daha deminki abiler gibi. Kalasları ne hale getiriyorlar? Taşları şu şekilde oyup el oymacılığı yapıyorlar. Yine tahtanın farklı bir versiyonu. Gördüğümüz gibi Angkor Wat'ın olduğu alandan getiriyorlarmış kayalar. Ondan sonra oyuyorlar. El oymacılığı yapıyorlar. El işçiliği yaptıktan sonra son halleri bu şekilde abi. Bak abi kopmuyor diyor. Çok sağlam bu diyor. Bu gördüğümüz şu bitkilerin gövdesi abi. Şu gördüğümüz bitkilerin gövdesi. Önce burada yetiştiriyorlar, sonra kurutuyorlar. Şu şekilde kuruyor. Koyuyorlar, kuruyor. Yaklaşık 20 gün kadar kuruyormuş. Sonra bu şekilde. When it stay inside water, when it's very very young inside water, we can make vegetable also. Kopmuyor abi. Sağlam. Strong. Örüyor abi gördüğünüz gibi. Örmeye başlamış. En son şu şekilde sepetler oluyor, hediyelik eşyalar oluyor. Right. Yaş halini getirdi. Right. Bak. Yaşken diyor böyle kopabiliyor, yaşken kopabiliyor diyor. Ama kuruyunca kopmuyor asla, güçlü diyor, bayağı güçlü. Bitkinin kökünden kuruttuktan sonra hamak haline gelmiş. Çok sağlam olduğunu gösteriyor bak bizim rehber. Yatabilirsin diyor, sağlam diyor. Vay be, ne hale geliyormuş. İnteresan. Wow. Very nice, very nice. Abi bu ineğin derisiymiş ya. İneğin derisini kurutuyorlar, vay be. Tişört haline getiriyorlar, kemer haline getiriyorlar. Bu arkadaş da bak burada deliyor. İneğin derisini deliyormuş bak bu şekilde. Ondan sonra şu gördüğümüz lamba. İşte şunları falan ondan yapıyorlar. Vay be. Şu karşıdakiler de öğrenciymiş. Burada zanaat öğretiyorlar öğrencilere. Genç çocuklara. Genç insanlara bu yaptıklarını öğretiyorlar. Sonra burada çalışmaya başlıyorlar. Şu an
an dünyanın en yoksul bölgelerinden bir tanesi olan Kompang köyüne gidiyorum. Bu bölge Kamboçya'nın tam ortasında bulunan Phone Sop Gölü'nün ortasında bulunuyor. Zaten şöyle, Kamboçya Dünya Gelişmişlik Endeksi sıralamasında 137. sırada. Yani son sıralarda bulunuyor. Zaten Kamboçya yoksul. Gideceğimiz yerde Kamboçya'nın en yoksul bölgelerinden bir tanesi. En yoksul köyüne gidiyoruz. Phone Sop Gölü'ne gidiyoruz ilk başta. Çünkü bunlar gölün üzerinde yaşıyor abi. Bildiğin gölün üzerine ev inşa etmişler ve gölün üzerinde yaşıyorlar. Şu an yoldayız, ilerliyoruz. Eylül'e kadar buralar süre doluyormuş. Yani bu göl, burası göl oluyor yani, öyle söyleyeyim. Phone Sop Gölü. Phone Sop Gölü, burası böyle bildiğin göl oluyormuş. Ağaçlar suyun altında kalıyor dedi abi. Ağaçlar su, bak şu evleri görüyor musun? Şu evler de uzun olmasının sebebi göl olduğu için. Burası göl olduğu için. How long deep? How deep? Deep. 3 meter. Yeah. 3 metreye kadar buluyormuş abi. 3 metreye kadar bu gördüğünüz yer suyla doluyor. Göl oluyor yani. Phone Sop Gölü buraya geliyor. Phone Sop is coming here. Yeah. Oh. Yan tarafta suyla doluyormuş. Yaklaşık 3 metre suyla doluyor abi. Burası da bu bölgede gördüğümüz komple alan. Komple alan 3 metre suyla doluyor. Phone Sop Gölü buraya geliyormuş abi şimdi. Vay be. Tim? Mangrove. Bak bunların ismi mangrove. Mangrove ağacı diyor bizim rehber. Mangrove ağacı şey yapmıyormuş. Suda ölmüyor abi. Yani nehir gelse de, tatlı su yükselse de ölmüyor. Yaşayabilen bir ağaç türüymüş. Suyu bekliyor abi bu gördüğümüz kayıklar. Burada kayıkları bırakmışlar. Sular geleceği zaman da burada botları kullanırlar. Turizm için kullanırlar dedi. Vay be. Bak buraya çekmişler kayıkları. Kayıkları, botları buraya koymuşlar. Su yükselince kullanmaya başlıyorlar. Bak şu balık, balıkları götürüyormuş abi. Balığı tutmuş. For selling. Yeah, for selling. Satmaya götürüyor. See, they are standing a whole fishing net that size. See, through the net. One, two, rise up to the bottom. Kazıların üzerine yapmasının sebebi bu evleri. Dediğim gibi buraya su geliyor. Su geldiği için bak 3 metreye kadar yükseliyormuş. Böyle önlem alıyorlar burada yaşayan insanlar. Bu gördüğümüz evleri inşa etmişler. Yine ayak uyduralar abi burada. Doğaya ayak uydurmaya çalışmışlar. Ve yaşayan insanlar, köy sakinleri gördüğümüz şekilde. Burada gördüğümüz, bakın abi evlere bakın. Kazıkların üzerine yapmışlar evleri. Dediğim gibi buraya su geliyor. 3 metreye kadar su geliyormuş buraya. Burası, bu şu an geçtiğimiz yer tamamen suyun altında kalıyor. Ve bu aynı zamanda yüzen köy olarak da geçiyor burası. Yüzen köy. Burada her şey yüzüyor. Yaklaşık Eylül ayına doğru burayı su basmaya başlayacakmış. Sular altında hayatını idame ettirmeye çalışan kampung köylülerinin tek geçim kaynağı balıkçılık ve tuk-tuk şoförlüğüdür. Kamboçya'nın en yoksul bölgelerinden bir tanesi, hatta dünyanın en yoksul köylerinden bir tanesine geldik. Kompong Phluk köyü. Yüzen köy olarak da geçiyor. Şu arkadaş, gördüğümüz arkadaş burada bir sistem kuruyor. Şu gördüğümüz lastiğin içine suyla dolduruyorlar. Işığı da açıyorlar, buraya asıyorlar abi. Niçin biliyor musunuz? Burada böcek toplayıp yiyebilmek için. Dünyanın en yoksul yerlerinden bir tanesindeyiz. Burada şey inşa ediyorlarmış abi. Bak dışarıya şöyle. Mutfak inşa ediyorlar buraya. Dediğim gibi burası dünyanın en fakir bölgelerinden bir tanesi. Zaten Kamboçya yaşam standardı açısından 137. sırada. Burası Kamboçya'dan da fakir. Kamboçya'nın fakir olan bölümü. Phone Sop Gölü'ne yakın. Göl buraya kadar geliyor, taşıyor Eylül ayına kadar. Evleri de bu şekilde o yüzden inşa etmişler. Bay bay. Bay bay. Abi bak burada balıkçılıkla uğraşıyor. Hello. Bye bye. Bye bye. Bu gördüğümüz alanda arkada az bir su var. Burada botlar falan var. Şimdi yağış sezonu değil burası. Düşük sezondayız şu an. Yağış zamanında sular yükseliyor. Gördüğümüz yerden de arkadan da yükseliyor. Bakın sular buraya kadar geliyor. Buraya geldikten sonra köyün içine kadar gidiyormuş sular. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz.
Abi şu gördüğümüz tuvalet borusu. Bakın yağmur olmadığı zaman burada. Rainy season, yağmurun olduğu sezonda da yükseldiği için boruya gerek kalmıyor. Direkt suya bırakıyorlar. Şuradaki arkadaşlar da balık tutuyorlar. Gördüğünüz gibi su taşıyor ve yükseliyor. Taburolara kadar, köyün içine kadar giriyor su. Abi şu an gördüğümüz monk dua ediyor, ayin yapıyor. Köyün içine ilerliyoruz. Buradakiler Budist. Şu an duasını ediyor, dua ediyor monk. Hello, how are you? Bye bye, bye bye. Oo abi. Şimdi köyün içlerine doğru ilerliyoruz. Bir tapınağa geldik. We call Buddhist monastery here. The Buddhist pagoda. Buddhist pagoda. Right. Now you see the Buddhist monk who are living that side. He chanting all Bali language. And also this Buddhist monastery here are sharing and they share together. All the villagers here, they share the money. Oh. $100, $300, $600, some $1,000 to be needed to build all the pagoda here. For the people come to pray and worship here. For donation? Yeah. For donation. They donate and they share the money to build all this. Water is here? No here. Yeah, only in that side. Buraya kadar tapına kadar gelmiyormuş abi. Tapının şu yola kadar geliyordu. Su. Bulunduğumuz yere gelmiyormuş. Çok enteresan. Bak, şu gördüğümüz işte bağışları kapılara göre yapıyorlar. This is also they donate the money to build it. 100, 200, 300 US dolar. Bu 650 dolarlık abi bağış yazıyor. Bağış yazıyor. 700 US dolar. 750 dolar yapmak istiyorsan buraya bağış yapıyorsun. This is the name of the people who want to donate the money. 750 dolar. If I want to donation this money, I will put here. I will put inside. Gördüğümüz gibi abi mesela 650 dolar bağış yapmak istiyorum, bu kapıdan giriyorum bırakıyorum. 750 dolar bağış yapmak istiyorum, bu kapıdan giriyorum bırakıyorum. Yine 650 dolarlık yapmak istiyorsam kapıdan içeriye bağış yapıyorum. Mesela paranız yok, 120 dolar bağış yapmak istiyorsunuz, bu pencerenin içeriye girip bırakıyorsunuz. Vallahi gerçekten enteresan ya, şu an gezdikçe öğreniyorum işte. Bu tapınak ünlüymüş abi, yapmak istiyorsanız 120 dolar veriyorsunuz, ondan sonra dua ediyorsunuz abi. Bu pencerelerdeki 120, diğerleri daha pahalı kapıdakiler. Rehber diyor ki eğer ki bir yağış zamanında okula gitmek istiyorsanız bot kullanmak zorundasınız. Mesela polise gideceksin, hastaneye gideceksin, bot kullanmak zorundaymışsın. Eylül ayında su yükseldiği zaman botla ulaşım sağlanıyor burada. Ha, gerçekten ilginç. Burası bak okul. Okulmuş çocuklar gidiyor. Çocuklar okula gidiyor. Bakın. Eylül ayında diyor, Eylül ayında burada sular yükseliyor, botla giriyorlar bak şu gördüğünüz. Gelip botla gelip şu bak merdiveni abi. Buraya mesela botlarla geliyorlarmış çocuklar. Sular yükseldiği zaman buraya geliyor bakın buraya. Buradan okula. Şimdi okulun içine giriyoruz. Okula bakar mısınız ya? Çocuklar burada bak. Çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Hello, hello. How are you? How are you? Çocuklar burada dersteler şimdi. Çocuklar derste abi. Abi içeri girince çocuklar değişik bir şey yaptılar. Okun. 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 Vay be çocuklar ayağa kalktı, saygı gösteriyorlar. Vay be. Thank you. Bak çıkınca da aynısını yapıyorlar. Çıkınca da aynısını yapıyorlar. Kasabada yaşayan bir aileyi görüyoruz şu an. Aile ve evlerini görüyoruz. Abi şu gördüğümüzün içine balık koyuyorlar. Büyük balık koyuyorlar dedi. Kocaman balık ekiyorlarmış burada. Dev balıklar var burada abi. Amazonlar gibi. Araçlar gördüğümüz gibi eski eski.
Kızarmış şirin abi bu. Yapıyorlar burada. Oy mani. Ha, abla pişiriyor bak. Ufak bir bakkal, ufak bir market. Aldık abi şimdi. Karides. Ufak çimçim karides bakın. Burada kızartıyorlar. Gölde yakıyorlar doğal. Doğal karides bak abi yiyor. Delicious. Delicious. Tuzla biber abi. Karides. Çok lezzetli ya. Burada çocuklar İngilizce öğreniyormuş abi. Gördüğümüz kasabada İngilizce öğreniyorlar. Bak İngilizce gidiyorlar, İngilizce okuluna gidiyorlar. İngilizce öğrenmek için. Çocuk almış abi kardeşlerini okuldan bisikletle götürüyor eve. Eve götürüyor. İleride futbol, basketbol oynuyorlar, sahaları var. Yağmurun yükselmediği, suyun yükselmediği zamanlarda burada güzel vakit geçiriyorlar. Yağmur yağınca, yağmur sezonu açılınca, sular yükselince oyun oynayamıyorlar ne yazık ki. Arkada gördüğümüz çocuklar. Gelene geçene ezelde oynuyorlar bak. Gördüğümüz abi timsah eti. Timsah eti. Şu gördüğümüz timsahmış. Hello. Bye bye. Gördüğümüz botlarla ilerleyeceğiz abi. İleride farklı yerler var, oraları vuracağız. Burası ile ilgili şimdi biraz bilgi vereyim ben size. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük gölü burası. Tonasat Gölü. Aynı zamanda Mekong Nehri'ni de besliyor. İki tane sezon var burada. Burası aynı zamanda dünyanın en büyük taşkın su yatağı. Tatlı su yatağı. Çok önemli burası abi. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde tatlı su kaynakları, tatlı su rezervleri çok değerli ekosistem açısından. Burası da o yüzden çok değerli bir göl. Yani dünyada en önemli göllerden bir tanesi burası. Bunun için de 1997 yılında UNESCO Dünya Biyosfer Rezervi olarak ilan etmiş burayı. Burada envai çeşit canlılar var. Ekosisteme bayağı katkı sağlıyor burası abi. Çok değerli bir su kaynağı. O yüzden UNESCO burayı Dünya Biyosfer Rezervi olarak ilan etmiş abi. Burada bulunan insanlar için de burası çok değerli. Bulunduğumuz göl. Bu gölün çevresinde 4 milyon insan yaşıyor. Rehberin de anlattığı gibi. 2 sezon var burada. Yağmurlu sezon ve yağmurlu olmayan sezon. Yağışlı sezon ve yağış almayan sezon. Yağış alan sezonda 12 metreyi buluyor dedi, yükseliyor. Şu an 1 metre yükseklikte. Bunun 12 katını düşünün ve köyleri sular basıyor. Evlerde o yüzden yüksekte. Hadi o zaman devam edelim. Abi burada şimdi görüyorsunuz timsahlar var. Ooo timsah. Krokodil. Abi timsahlara bakın. Kafesler almışlar timsahları. Of. Allah talk right here. Bro. Timsahlara bakın burada. Kafeslere koymuşlar timsahları. Demeksek. Yeah, that's it. Demeksek that. Of of, bir düşsek buraya bizi paramparça ederler yemeleri. Vay be. Timsahları yakalamışlar burada bu gölde. Burada kafesi almışlar. Burada besliyorlar hayvanları. Enteresan, gerçekten enteresan. Normalde gölde yaşıyorlar. Buranın yerlileri yakalamışlar bu timsahları zamanında. Ve besliyorlar bu kafeslerin içinde. Bir tanesi şurada. Seninle şöyle olabilirdik. Neden anlamıyorsun beni? Der gibi üzerine yatmış bak. Rapper bir şey yapıyor yine. Ha, ölçüyor suyu. Bak, bambu ağacıyla ölçtü. 1 metre. Bu şu an 1 metre. Yağmur sezonunda 12 metre oluyormuş. Tamı tamına 12 metre. 12 kat düşünün yani, yükseliyor burası. Abi bu gördüğümüz ürünlerin hepsi, bak şunlar. Timsah derisinden yapılma. Krokodil. Timsah derisinden yapılma. Cüzdanlar var. Timsah derisinden yapılma. Kemerler.
falan var. Oo, şu iskeletine bak, timsalların iskeleti. Buradaki ha, demek ki bunlar timsalları yakalayıp bu şekilde ürün haline getiriyor timsalları. Vay be. Abi, burada güneşi batırdık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada yine birlikte gezerek öğrendik. Bir sürü bilgi edindik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.